Birinci bölüm üzerine ilk söz İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Yavuz Ağaralioğlu. Birinci bölüm üzerinde söz taleplerini karşılıyoruz. Süremiz 10 dakika Sayın Ağaralioğlu. Sekiz saniye alacaktayım başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grup önerimiz üzerinde bir niza çıktı. Grup önerimizi tartışırken AK Parti grubunun bize söylediklerine cevap verecektim. Meclis Başkan Vekilimiz rica etti ki konuşmaya sakla. Ben de konuşmaya sakladım. Bu meclis açıldığı günden beri özel ihtimam gösteriyorum ki asabımız bozulsa da, sinirlensek de, kızsak da, canımız yansa da bir siyasi değil, bir siyasi seviye muhafaza edelim. Israrla muhafaza edelim. Çok müstesna zamanlarda ritmimi kaybediyorum. Çok müstesna zamanlarda kızıyorum. Kızdığım zaman da kabalık etmemek için özel gayret ediyorum. Kürsüye bugün kızmış olarak çıktım. Grubunuza kızacağım. Biz parlamenter demokrasinin burada bize sağladığı bir imkan vardı eskiden. Partiler biliyorsunuz iktidar namzeti olarak parlamentonun görünür taraflarında iktidara cümle kurarlarken biz de yapabiliriz, biz daha iyisini yapabiliriz görüntüsü verirler. Aslında burası bizim millet meydanında, milletin bizi görebileceği yerlerde, görücüye çıktığımız yerlerdir. Eski sistemde biz de yapabiliriz, daha iyisini yapabiliriz görüntülerini vermek için iktidarın söylediklerine tenkit olsun diye böyle söylenmez cümleleri kuranların aslında biz olsaydık böyle söylemezdik dedikleri imkanını kullanmış oluyoruz. Şimdi meclisin yeni sistemde bize bu imkanı vermediğini biliyoruz. Yeni sistem maalesef bakanlarla mütekabiliyet oluşturma imkanını vermiyor bize. Parti başkanları burada olunca, başbakana cümle kurunca, parti başkanlarıyla mütekabiliyet oluşturan, başbakanla mütekabiliyet oluşturan parti başkanları biz de başbakan olabiliriz. Bakanlara cümle kuran milletvekilleri biz de kabine sorumluluğu taşıyabiliriz cümleleri kurmuş oluyorlar. Şimdi bu imkandan mahrumuz. Ama elinizdeki yeni sistemin elinize vermiş olduğu siyasi kuvvetin uzunca yıllardır elinizde bulundurmuş olduğunuz siyasi iktidar kuvvetinin medyada temsil imkanlarınızı da lehinize çeviriyor olması bizi burada kendimizi ifade imkanları anlamında daha sınırlı bir alana hapsetti. Biz size yakın siyasi kanallarda, siyasi perspektifinize destek veren kanallarda görünme imkanımız olmadığı için bize elinizdeki mevcut kanallardan söylediğiniz her cümleye buradan cevap verebiliyoruz. Bunları yaparken de hassasiyet gösteriyoruz. Grup toplantılarında diyoruz ki gündemle alakalı arkadaşlarımızın verdiği, milletvekillerimizin verdiği önergeleri gündemle ilişkilendirecek şekilde verelim. Hem milletvekillerimizin sürece katılmasını sağlayalım, hem hassasiyet gösterdiğimiz mevzularda dikkat çekelim, hem de mevzuyla birleştirelim. Ben söylüyorum, Bülent Bey cevap veriyor. Ne alakası var gündemle? İlişkilendiriyorum gündemle. Diyorum ki askere alma kanununu görüşüyoruz. Aslında askerliği konuşuyoruz, orduyu konuşuyoruz. Ordunun kuvvetini konuşuyoruz. Bunu yaparken dikkat çekmeye çalıştığımız şey şu: devlet yöneticilerinin kullandıkları cümlelerin ordunun mesuliyetini de havi bir ciddiyet taşıması lazım. Ne diyoruz? Şunu diyoruz aslında. Ben tedbirli çıktım. Önergeyi tedbirli verdim. Sataşmaya mahal verilirse cevap vereceğim işi de ayarladım. Ordu dediğiniz kurum Türk devletinin kurucusu olmak vasfıyla, Türk milletinin, Türk vatanının inşacısı olmak vasfıyla aslında ordunun rabiasını söylüyorum. Vatan, bayrak, namus, ittihat. Yani Türk vatanının ittihadını, Türk vatanının, Türk bayrağının namusunu, Türk devletinin tekliğini savunan mekanizma, aynı zamanda kuran mekanizma. Dolayısıyla ordunun ittihat mesuliyetini, vatanın birliğini sağlama mesuliyetini, gücünü, vatanın birliğini, beraberliğini sağlamak anlamında kullanma mesuliyetini Kürdistan tabiriyle örselemeyin diye söylüyorum. Alakası var mıymış beyefendi? Var. Alakası var. Kürdistan tabiriyle örselenmesin. Niye? Çünkü ordu kanununu görüşüyoruz.
ordunun kuvvetini konuşuyoruz. Ordunun daha profesyonelleşirken bölgesinde ağırlaşan şartları taşıma kabiliyetini konuşuyoruz. Efendim biz cümle kuruyoruz. Cümlelerimizin arkasından satır aralarından sataşmalara şöyle konu ediliyoruz. Şahsi alınganlık ettim. Grubum adına da konuşuyorum. Şahsen de konuşuyorum. Siyasi kariyerimizde çok parlak devlet yönetimiyle alakalı bir imkan olmadı. Yani ben 48 yaşında bir kardeşinizim. Türk tarihinde yaşı 40'ı geçtikten sonra Türk milletine mal olmuş çok az adam kahraman olmuştur. Böyledir. Bu yaş haddi gittikçe açılmaya başladı. Bu Türk devletini içinde bakanlık yaptığınız, başbakanlık imkanı buldunuz, şu anda cumhurbaşkanlığı yaptığınız makamları, mevkileri size yaşları 20'lerde idealizme adanmışlığıyla, devletine milletine kurban olmuşluğuyla Türk askeriyesinin, Türk harbiyesinin kurmayları verdi. 40 yaşını çoğu göremedi. Dolayısıyla biz şimdi bu mevzide size cümleler kurarken aslında elimizde devletin hizmet imkanları olmadığı için çok parlak bir siyasi kariyerden bahsedemeyiz. Ama ben sizin kardeşinizim. Sizin gözlerinizin içine baka baka söyleyeceğim bir cümle var. Beni cümle kurarken grubumuzdaki bütün milletvekillerimiz de katıyorum buna. Çocuklarımızın katilleriyle aynı cümle içerisinde zikredemezsiniz. Siz değil. Feriştahınız zikredemez. Bizi eleştirebilirsiniz. Bize kızabilirsiniz. Cümle kurabilirsiniz. Bizi vatansızlarla, bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz. Alnımızın ortasından kaşınmak sayarım. Ben parlak siyasi kariyeri olan bir kardeşiniz değilim. Ama kendimi bildim bileli. Vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşadım. Ben siyaseti meslek olarak yapmadım. Milletvekili grubumuz da öyle. Biz siyaseti iş olarak yapmıyoruz. İşlerimiz var, mesleklerimiz var. Artan zamanlarımızda da yapmıyoruz. Birinci işimiz olarak yapıyoruz ve bu iş bizim için vatan millet meselesi. Çocuklarımız dahil. Biz babalarımızdan böyle gördük. Babalarımız da babalarından böyle bildi. Ben ülkesine ülküsüyle biatını Yozgat'ta yapmış bir ailenin evladıyım. Dedem ülkücüydü benim, babam ülkücü. Ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücü. Bizimle ilgili cümle kurarken PKK'lılarla ilişkilendirme, irtibatlandırma sürecine dikkat etmeniz lazım. Biz PKK'yla Kandil'le düşman mısınız cümleleri kuracağınız adamlardan değiliz. Kandil'le düşman mıyız? Evet, düşmanız. Şimdi cümleleri hatırlatacağım size. İstediğiniz zaman elinizde siyasi geçmişimizi güya söylediğimiz cümleleri hatırlattığınız bir film şeridi var. Kumanda elinizde, istediği zaman durduruyorsunuz. Durduruyorsunuz, sonra diyorsunuz ki bakın ne demişler. Biraz daha geriye sarın, görün. Biz Kandil'e düşmanız ne zamandan beri biliyor musunuz? Siz Barzani'ye kongrelerinizde Türkiye sizle gurur duyuyor dediğiniz zaman da düşmandık biz Kandil'e. Biz Kandil'e düşmandık. Ne zaman biliyor musunuz? Siz lahmacun parası öderken de düşmandık biz. Biz Kandil'e düşmandık. Siz Barzani'nin kafasına dökülmüş kongredeki konfetileri temizlerken de düşmandık. Biz Kandil'e düşmandık. Ne zamandır biliyor musunuz? Siz Türk devletinin ismini, Türkiye ismini, Türk ismini, Türk bayrağını tartıştırırken de düşmandık biz. Hala düşmanız. Çocuklarımızın katillerinin, çocuklarımızın katillerinin birinin parmak izi, birinin parmak iziyle bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz alırsak namussuzuz. Ne diyorsunuz siz bize? Bizimle ilgili cümleler kurarken özel istirhamımdır arkadaşlar. Yani her şeyi diyebilirsiniz. Söylediklerimizi tenkit edebilirsiniz. Sizin tek vatan dediğinizde biz Türk vatanı diyoruz. Cesaret edip de Türk yurdu diyemediğinizde Türk yurdu diyoruz. Türk dili diyemediğinizde Türk dili diyoruz. Biz bir taneniz. Cevap verin lütfen. Bundan sonra cevap söz verir, söz alacaksınız belki. Cevap verin. Herhangi birimiz ağzından çıkıp deseydi ki Kürdistan, sehven İstanbul'da propaganda yaparken herhangi birimiz deseydi ki Ekrem İmamoğlu, partimizden de değil, ittifakımızın adayı, Trabzon'da gittiğinde deseydi ki ekümeniklikten dolayı böyle böyle kutluyorum deseydi, bizi sokağa çıkaracak mıydınız? Bizi bu meclise sokacak mıydınız? Biz burada konuşabilecek miydik? Meral Akşener deseydi ki Kürdistan, sehven, kasten de değil. Efendim eskiden de Kürdistan olsa deseydi, böyle denirdi deseydi, bizi bu mecliste konuşturacak mıydınız? Arkadaşlar, istisnası olmaya heves ettiğiniz işler yüzünden bu haldeyiz. O yüzden sizi istirham ediyorum partim ve grubum adına. Kendi şahsım adına da bizi tenkit edin, eleştirin, sözlerimize karşı çıkın. Ama istirham ediyorum bize bir daha PKK'lı imasına bulunmayın. Ya bıktık ya, bıktık.
Yani bir seçimde seçim kazanmak için FETÖ'cü, peşinden PKK'lı, bu seçimde ettiğiniz bizi Yunan, öbür seçime idmanlı olup da bize Ermeni diyeceğiniz zamana kendimizi alışkın hale getiremeyiz. Yani sıradan savuşturuyorsunuz biz. Bir yüzünü vurunca bir yüzünü dönecek insanlar değiliz bize. Susuyoruz diye zannetmeyesiniz ki kısmına Tayyip Bey'in cümlelerini katıyorum. Yani yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz diye beyefendinin çok severek okuduğu şiiri bizim de söylediğimizi sayın lütfen. Şimdi bu faslı bitiriyorum. Ne kadar zaman kaldı başkan? Süren bitti. Maalesef akordumuzu bozduğunuz için ordu meselesini konuşamadık. Bana birkaç dakika istirham ederim başkanım. Verirseniz orduyla ilgili birkaç şey söylemem lazım.